Efendim iyi günler, Medya Mahallesi'ne hoş geldiniz. Bugünün ajandasında artık saat saat demeyeceğim, dakika dakika çok önemli gelişmeler var. Şu sırada da, hemen hemen şu dakikalarda da Dışişleri Bakanı Davutoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na gidiyor. Malum konu Libya. Bakan Davutoğlu en son Taha Akyol'a konuşmuştu. Taha Bey hoş geldiniz. Size o programdan edindiğiniz izlenimleri sormak isterim. Eğer anlatmanızda bir beis yoksa biraz kulis bilgisi rica edeceğim. Sonra bir ara verip şöyle bir medyanın bugün tozunu alacağız ama öncelikle çok da sıcak bir konu. Şimdi mesela Hürriyet bugün diyor ki komutada yeni formül. Evet. NATO meselesinde Erdoğan ile Obama görüş birliğine vardı. Şu konuda NATO'ya evet diye anlıyorum ben her şey bir yana. Bir de hani Arap Birliği'ni Arap dünyasına katmaya çalışıyorlar. Tabii bu NATO'ya evet denilmesi ve Arap dünyasında katılması aynı zamanda Sarkozy formülünün dışlanması anlamına geliyor. Bu olaya bakarken Türkiye ile Fransa arasında da bir bilek güreşi olduğunu 100 tane unsurdan biri olarak akıldan tutmamak lazım. O Sarkozy meselesini Yeni Şafak en net manşetine taşımış Haçlı Seferi diye. Evet. Haçlı Seferi Yeni Şafak'ın yorumu değil. Sarkozy'nin sözlerinden hareketle Libya operasyonunu bir Haçlı Seferi diye yorumlayan Fransız Dışişleri Bakanı. Evet. Yani hani gelişi güzel bir isim değil. Evet, bu bir Haçlı Seferidir diyor Sarkozy'nin sözlerini gönderme yaparak. Yani bunu dışlamak, bu anlayışı. Sarkozy'nin bütün amacı Türkiye'yi dışlamak. Türkiye'yi NATO'da bile ağırlıksız bir ülke haline getirmek. Bu Avrupa Birliği politikasına uygun Sarkozy'nin. Aynı zamanda Fransa'da yaklaşan seçimler var. Fransa'da sosyalistler çok uzun bir zamandan beri ilk defa Sarkozy'nin partisini, De Gaulle'cileri 10 puan geçtiler mahalli seçimde. Ve aşırı sağ Le Pen'in kızı yükseliyor. Böyle bir ortamda Sarkozy hem Türkiye'yi dışlayarak hem Fransa Akdeniz'de liderliği ele geçirdi diyerek hem uluslararası figürünü yükselterek bir seçim yatırımı yapıyor. Ayrıca adamın mizacına da bu uygun biliyorsunuz. Yani Kaddafi dengesiz falan ama bu da çok da dengeli birisi değil. Yani Hitler ya da Mussolini değil ama... Değil ama hani, yani bir takım dengesizlikler tarafı olduğu... Aklı başında olduğu söylenemez. Bundan bir ay önce The Economist dergisinin bir kapağı vardı. Incredible Shrinking President. İnanılmaz derecede küçülen başkan. Evet. Sarkozy'ydi o. Türkiye ise buna karşılık kendisinin hem Orta Doğu dünyasında yükselen nüfuzunu güçlendirecek hem de Amerika ile ilişkilerini bozmayacak bir formül arayışı peşinde. Background dedin, program bittikten sonra ben Sayın Davutoğlu'na adeta fısıldayarak bir soru sordum. Sayın Davutoğlu benim eski dostumdur, arkadaşımdır, evet, çok değer verdiğim bir insandır. Dedim ki ya başbakanla Obama'nın görüşmesinde bir problem ortaya çıkar mı? Hiç problem çıkmayacak birisi varsa o da Obama'dır. Bizim Amerika ile problemimiz olmaz ama tabii müzakere ettiğimiz konular var. Bunlar problem boyutunda değil dedi. Nitekim Amerika'dan yapılan açıklama pozitif şekilde Arap dünyasının da operasyona katılması olumlu karşılandı diye. Burada Arap dünyasının katılması, komutanın belirli bir ülkeden çıkıp NATO'ya verilmesi, operasyonun kara harekatı değil daha çok polisiye harekat niteliğinde, bir zabıta harekatı niteliğinde kalması falan, bunlar Sarkozy'yi geriye çekecek. Türkiye'nin Amerika ile ilişkilerini bozmadan Orta Doğu dünyasındaki figürünü, görüntüsünü yükseltecek formüller. Türkiye'nin yapmak istediği bu. Orta Doğu dünyası dediğimiz monoblok bir şey mi? Şimdi hele Mısır'daki durumla Suudi Arabistan'ın Bahreyn üzerindeki uyguladığı aslında baskıcı yöntemle vesaireyle. Bir kere birçok monoblok görünmüyor. Değil. İkincisi, Orta Doğu dünyası monoblok değil. Haklısın. Evet. İkincisi yani dolayısıyla orada yıldızın yükselmesi ne anlama geliyor ben çok anlayamıyorum. İkincisi şu. Hani ne İsa'dan ne Musa'dan ya da hem İsa'dan hem Musa'dan derseniz ortaya hani çok da sağlıklı bir şey çıkmıyor gibi. Şimdi Türkiye'nin hakikaten nerede durduğunu köşe yazarları da çok anlamışa benzemiyor. Evet. Hatta Erdoğan'ın bile anlayıp ifade edemediği, kafasının çok karışık olduğunu söyleyen çok önemli yazarlar var. Aksini söyleyenler de var. Yalnız burada Ayşenur Hanım şunu belirteyim. Orta Doğu'da
hem Orta Doğu'nun kendisi bir satranç tahtası olarak hem Orta Doğu ile ilgili ülkelerin politikaları olarak Orta Doğu'da satrancı İsa ile Musa oynamıyor. Bu satrancı oynayan çok el var. Çok el olunca durum o kadar kimden yanasın sorusunun yönetilebileceği netlikte değil. Çok karışık. Fransa'nın ayrı hesabı var, İngiltere'nin ayrı hesabı var, Amerika Birleşik Devletleri. Obama da Bush'tan farklı bir politikayla, o da Arap dünyasıyla karşı karşıya gelmeyen yollar aramaya çalışıyor. Nitekim Türkiye uzun zamandan beri bu koalisyon içerisine Arap ülkeleri de dahil edilsin derken ilk evet cevabı, edilmelidir cevabı Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Türkiye'nin tavrı ayrı. Belirttiğin gibi Orta Doğu ülkeleri homojen değil. İçlerinde bir defa bir devrim süreci başladı. Halk kitlelerinin ayaklanması var. Yükselen esas yıldız Orta Doğu'da halkların, kitlelerin hareketlenmiş olması. Bütün bunlara bakarak Ankara'nın bir politika oluşturması lazım. Ben o politikanın ana hatlarının doğru olduğunu ama bu fine tuning denilen ince ayarlarda eleştirilebilecek yönler olabileceğini düşünüyorum. Nitekim ben Davutoğlu ile program yaparken başbakan şu tarihte şunu söyledi, bu tarihte bunu söyledi, ondan sonra da şunu söyledi. Bunlar çelişki yani değil mi diye sorduğumda o da başbakan da o sözlerini o zaman şu konjonktür vardı, şu müzakere yürüyordu, onun için bunu söyledi, sonra da bu oldu diye anlattı. Özetlersek Türkiye'nin politikası şu. Bir, Amerika Birleşik Devletleri ile bozuşmamak. Bunu birinci derecede önemsediklerini hissediyorum, görüyorum. Nitekim Obama ile Başbakan Erdoğan arasındaki diyalog, bu diyaloğun Sarkozy'yi rahatsız etmesi bunu gösteriyor. İki, Orta Doğu'da Türkiye, Sarkozy gibi fırsatçı bir ülke, gerektiğinde bomba atıyor, gerektiğinde de bize dostluk selamı gönderiyor şeklinde bir görüntü vermemek, prensipli bir görüntü vermek. Yani Orta Doğu'da bir mesele olduğu zaman Türkiye bizim aleyhimize Amerika ile birlikte hareket etmez, bizim aleyhimize İsrail ile birlikte hareket etmez. Türkiye Amerika'nın dostudur ama Amerika ile karşı karşıya geldiğinde Türkiye bizim de çıkarlarımızı savunur. Nedir bu? Kara harekatı yapmayın diyor. Halka kurşun sıkmayın diyor. Birleşmiş Milletler kararının dışında bir operasyon yapmayın. Davutoğlu'nun deyimiyle bunun yasal meşruiyeti olmaz diyor. Dolayısıyla satrançta el çok olunca, taş çok olunca ister istemez karma karışık oluyor. Ve buna göre alınan pozisyonlar da ya dün şöyle diyordun, bugün böyle diyordun gibi gözüküyor. Ama zaten sadece Türkiye'nin ya da iktidarın değil, dünyanın da kafası karışık. Dünyada görünüyor. kesinlikle. Yani şimdi mesela hedefi ben anlamış değilim. Yani hedef derken işte Amerika'nın hedefi nedir? Kaddafi gitsin. Onu tamam. Açıkça söylemiyorlar. Nasıl? Ayrıca da ama yani bir de tamam gitsin. Nasıl gitsin? Öldürelim mi? Kaçıralım mı? Valla bulsalar öldürürler sanıyorum ben. Yani bir füze fırlatırlar onu ama yeri değil. O da tecrübeli. Başına daha önce bu Lakir bir olayından sonra Kaddafi'nin biliyorsun sığınağı, sarayı bombalandı. Kurtuldu kendisi. Bunu bulsalar öldürürler tahmin ediyorum. Ama Kaddafi'yi göndermek şu bakımdan zor. Libya halkının büyük bir bölümü Kaddafi'ye karşı olmakla beraber Kaddafi'ye bunu nasıl söylüyorsunuz mesela? Gösterilerden hani dolayı söylüyorum. Bu ama gösterilere katılan basit sokak gösterileri değil bu gösteriler. Hayır, basit değil. Sokak, çok değil yaygın. Ama yani mesela orada tek tek saydık mı biz? İşte şu kadar kişi var sokakta. İşte bunun bir projeksiyon yaptığınızda şunu tekabül eder. Hayır saymaz. Yani kapalı toplumlarda ne taraftarları dürüst olarak sayabilirsiniz ne aleyhtarları dürüst olarak sayabilirsiniz. Ama şu Libya'nın hemen hemen her bölgesinde başta Bingazi olmak üzere Libya'nın asli bayrağı açıldı. O bayrağın altında kitleler harekete geçtiler. Ama hiç bakın, olmazsa dinamik bir halk halkın bir bölümü hiç olmazsa dinamik bir muhalefet bölümü, gösteriyor. Evet. Şimdi mesela İşte problem orada. Halkın bir bölümü Kaddafi'ye karşı, öteki bölümü taraftar. Bu demokratik ülkelerdeki iktidar muhalefet gibi bir olay değil. Kaddafi 1 milyon silah dağıtmaktan bahsediyor. Evet. Doğru dürüst ordu evet. Yok Libya'da. O cemahiriye denilen, bizim Abdullah Öcalan'ın da Türkiye'ye teklif ettiği cemahiriye denilen sistemde hiçbir devlet müessesesi yok. Hiçbir konuda hakemlik yapabilecek. Ne yargı var, ne ordu var, ne danıştay var, ne sayıştay var, ne parlamento var. Böyle bir olayda Kaddafi'nin devrilmesi fevkalade zordur. Hatta hatırlarsın yakın zamana kadar Dünya Gazetesi'nde Kaddafi tekrar geliyor diyordu. Tabii. Çünkü Bingazi'ye dayanmıştı. Gelmedi. Son anda bu müdahale edildi. Hatta Kaddafi geliyor keserek biçerek diye gazeteler bizde manşet atarken o zaman başbakan Libya'da kan akıyor neredesiniz diye müdahaleyi davet eden bir konuşma yapmıştı. Evet. Şimdi o müdahale yapıldı. Peki bu öyleyse müdahale iyi. Evet müdahale iyi ama dozu ne olmalı? İşte müzakere meselesi o. Burada Fransa diyor ki müdahale olabildiğince spektaküler,
gürültü çıkaran, sert bir müdahale olmalı. Liderliğinde ben gözükmeliyim. Türkiye diyor ki hayır, bu müdahale çok ölçülü olmalı. Halkı, sivilleri rahatsız etmemeli. Libyalıların bir bölümünün hafızasında geleceğe dönük bunlar bana düşman, bunlar haçlı. Türkiye'de onların müttefiki, uydusu görüntüsü vermemeli. Ölçülü götürülmeli. Satranç çok karmaşık olduğu için ister istemez oyuncuların sabah oynattığı taşla öğleden sonra oynattığı karşı taş farklı oluyor. Tabii o zaman da hani iktidara ne yapayım işte dündü. Hatta bir önceki saatti deme imkanı yok ama. Orada bakılacak olan şu. İktidar bir takım değişmez prensipler ortaya koyuyor mu? Koyuyor. Bir, değişimin önü açılmalı Arap ülkelerinde. Kapalı rejimler açılmalı. İki, müdahale. Ama şu. Yani herkesin imzasını atabileceği, daha sonra herkesin söyleyebileceği ama hiçbir reel karşılığı olmayan şeyler bana sorar. Şimdi reel karşılık olsun derken mesela Türkiye Suudi Arabistan'la ilişkilerini bozmalı mı? Ben dün televizyonlarda izledim. Bazı arkadaşlar bunu söylüyorlardı. İşte başbakan demokrasi diyor, bilmem ne diyor falan. Ondan sonra da gidiyor Suudi Arabistan'dan ödül alıyor. Kaddafi'den ödül alıyor falan söylendiğini. Yani Türkiye dünyada demokratik olmayan ülkelerle ilişkileri bozmalı mı? Bunu diyebilir miyiz? Ticaret yapmayalım, ilişkileri bozalım, diplomatik misyonumuzu çağıralım diyebilir miyiz? Dış politikanın tabiatında esas itibariyle pragmatizm vardır. Ancak bu pragmatizmin Sarkozy türü bir fırsatçılığa dönüşmemesi için prensiplerde bir devamlılık, bir itina devamlılığı olmalı. Galiba İsrail hariç, Türkiye açısından, Erdoğan açısından. Şimdi bu kadar konuştuk, bütün bu İsrail temaslar... ile ilişkilerde hükümetin bir ölçüde dozu kaçırdığı biçimindeki eleştiriye katılırım. Evet. Şimdi bir günün karesini paylaşmak istiyorum. Tam çünkü bu satrançtaki en güçlü ama en önemli mi orası tartışılır değil mi Obama için figür evet. olarak. Çünkü şu anda en etkili Sarkozy görünüyor. Atak sorumsuz davranışları nedeniyle ama en güçlüsü olduğu Obama'nın tartışılmaz. Şimdi hep Kaddafi deyince çadır aklımıza geliyor ya, evet bu da Obama'nın çadırı. Brezilya gezisinde biliyorsunuz patlak verdi bu operasyon. Brezilya'daki kaldığı otel odasına kurulmuş bu çadır, kozmik çadır. Dinlemeleri engelliyor ve bir de galiba bir hani sahra şeyi, karargahı havası veriyor. Hoşlarına da gitmiş herhalde. İşte yanında danışmanları, kurmayları, telefon görüşmeleri, kollar sıvanmış, dosyalar çıkmış. İşte böyle kararlar alınıyor. Uçaklar gitsin, bombalar düşsün. Çadırın içinden dünyayı görmezseniz daha kolay karar alabiliyorsunuz. Ayşen yani. Hanım şunu görmek lazım. Önümüzdeki 5 yıl, 10 yıl, 15, 20 yıl dünyada risklerin, gelişmelerin, hareketlerin, siyasi depremlerin merkez üssü Orta Doğu olacak. Tabii. Hem petrol sebebiyle hem de kapalı rejimler artık devam edemeyeceği için. Ortaya neyin çıkacağı da belli olmadığı için. Yani halk diyorsunuz ama halkın içinde Erdoğan etnik farklar var, mezhep farkları var. O açıdan düşünüyorlar. Sağcı, solcu, liberal, sosyal demokrat diye düşünmüyorlar maalesef. Bu büyük bir deprem. Türkiye'nin bir ayağı da Orta Doğu'dadır. Hem Kürt meselesi dolayısıyla, hem tarihi ilişkilerimiz Kürt dolayısıyla, hem ticaret ve enerji meseleleri dolayısıyla. O bakımdan Orta Doğu böyle İsa'dan yanayım, Musa'dan yanayım diye kesin kararlar verilemeyecek. Çok karmaşık, satrançta çok elin bulunduğu karmaşık bir tablo. Peki sıra Suriye'ye gelecek gibi görünüyor kıpır kıpır. Türkiye ne yapar? Yani Suriye özellikle Erdoğan ve Beşar Esad hani neredeyse kanka mı kanki mi diyorlar. Kanka diyorlar. Kanka gibi neredeyse. Evet. Şimdi ne olur orada Türkiye mesela çok zorlanmaz mı? Türkiye zorlanır. Ben Sayın Davutoğlu'na sorduğum sorulardan biri de şuydu. O buna şu şekilde cevap verdi. Ki Dışişleri Bakanı mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nden Osman Korutürk, Sayın Osman Korutürk eski diplomat olsaydı o da sanıyorum o cevap verirdi. Diyor ki biz evet Suriye rejimiyle çok yakın münasebetlere sahibiz, çok sıcak ilişkilere sahibiz. İşte beraber Asi Barajı'nın üzerinde temel attık, Asi Nehri'nin üzerinde baraj temel attık falan. Biz baştan beri dostumuz olan Beşar'a diyoruz ki, Beşar ile Esad'a diyoruz ki, reform yap, açıl, demokrasiye açıl. Bunun zamanı geldi, yoksa kötü olur. Biz sürekli olarak bunu söylüyoruz. Bugün de bunu söylüyoruz. Temennimiz bunu yapmasıdır. Peki yapmadığı takdirde o onun işi.
Şimdi bir Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nın çıkıp Suriye demokrasiyi ilan etmediği takdirde ben Suriye'nin karşısındayım demesi ihtiyatlı, akıllı bir tavır olur mu? Olmaz. Suriye'de rejim çok iyidir, gösteri yapan muhalefet çok yanlış yapıyor, onu da diyemez. Türkiye'nin söyleyeceği genel prensipleri vurgulamaktır. Yaptı da o. Hayat bazen ama fena halde dayatıyor. Demin ki... Dayatmakta olan değişimdir. Kitleler artık dünkü gibi uydu, itaatkar, köylü kitleleri değil. Ama okuyan, dünyadan nasıl... haberdar olan kitleler artık dünyada ne özgürlükler varsa ne demokrasi varsa kesinlikle onları kendileri için istiyorlar. Ama onların o hareketlerin nereye akıtılacağını da şu anda kimse kestiremiyor. Nereye akıtılacağı, bir de nereye akacağı da şimdiden kestirilemez. Lider yok mesela. Tabii. İşte diktatörlüklerin kötü tarafı o. Muhalefet olmayınca sivil alternatif olmuyor. Tabii. Alternatif olmuyor muhalefet olmayınca. Burada şu ortaya çıkıyor. Türkiye'de 1946'da İsmet Paşa'nın kendi eliyle Demokrat Parti'yi kurdurması ne kadar iyi olmuş bunu görüyoruz. Değil mi? Yani o sırada İsmet Paşa'nın Faik Ahmet Barutçu'ya söylediği sözler var. Demokrasiye geçelim falan. Bazıları diyorlar ki Refik Şevket İnce gibi işte hasolara memolara mı bırakacağız falan. Bilhassa o Kayseri gezisi vardı İsmet Paşa'nın. Çeşitli protestolarla karşılaştı. Döndükten sonra Faik Ahmet Barutçu'ya diyor ki biz artık Türkiye'yi ihtilal metotlarıyla yönetemeyiz. Demokrasiye geçeceğiz. Bu geçişin muhataralı, çatışmalı, kavgalı, gürültülü, riskli, tehlikeli olmaması için geçişin mutedil olması lazım. İşte onun için Demokrat Parti'nin kuruluşunun önünü açıyor ve Recep Peker hükümeti Demokrat Parti'ye karşı sert tedbirler alınca Milli Şef İsmet Paşa Demokrat Parti'nin lehine müdahale ediyor. Bunlar bizim tarihimizde yaşadığımız, unutmamamız gereken tecrübeler ve ilk böyle unutuluyor. Olmuş. Ama çok unutuluyor. Yani İsmet Paşa için söylenenler daha... Ben 1946'daki İsmet Paşa'yı anlattım. Yani 57'den sonraki İsmet Paşa dediğimizde Bayardı başka türlü davranıyor. Ama 57'den Paşa sonraki davranıyor. Demokrat Parti de aynı değil. Elbette. Yani, işte o gelenek azlığı. O vakit ben derim ki keşke Cumhuriyet Halk Partisi 1925'te Terakkiperver Fırka'yı kapatmasaydı. Hadi devrim dönemi falan onu kapattın. Hiç olmazsa 1931'deki Serbest Fırka'yı kapatmasaydın da geçiş yolu olsaydı. Ve bu benim fikrim değil. Bu yine İsmet Paşa'nın fikridir. Keşke Atatürk döneminde Serbest Fırka'yı 1930'da kapatmasaydık da o hayattayken demokrasiye geçseydik. O partiyi kapatmamız hata oldu diyen yine İsmet Paşa'dır. Ama dediğim gibi yani hani İsmet Paşa işte 57'de aynı İsmet Paşa değildi. Değil. Menderes de aynı Menderes değildi. Ne kadar i̇şte hani farklı için, bir Türkiye yarattığını biliyoruz. Onun için iktidar, geçmiş iktidarların hatalarından muhalefetler de geçmiş haşin, kesinlikle, sert, hoşgörüsüz, yıkıcı muhalefetlerden ders çıkarmalı. Birazdan bu şey meselesine dönelim ama şimdi demin kaçırılsın istemiyorum. Önemli bir şey söylediniz. Dediniz ki hani Orta Doğu önümüzdeki dönemin en önemli sorunu olacak Türkiye açısından da. Çünkü bir kere kendi içinde işte Türkler, Kürtler, diğer etnik Alevi meselesi, Sünni, hem mezhep hem de etnik köken açısından böyle bir karmaşık şey var. Bunun atlanmasını istemiyorum çünkü sorun sadece sınırımızın ötesinde değil, belki içinde de olacak. Ve olmakta. Onun için bir ayağımız orada. Evet, ve olmakta. Şimdi Başbakan Erdoğan önümüzdeki günlerde Kuzey Irak'a gidecek. Daha doğrusu şöyle, Bağdat'a gidecek 28-29 Mart tarihlerinde, bir 10 gün kadar sonra, 10-15 gün kadar sonra. Olur mu? Bugün 23'ü. Evet. Ben birden şaşırdım. Bir hafta sonra yani gidecek. Sona Erbil'e geçecek. Gerçi bu konuda daha net değil program demiş sorular üzerine Erdoğan. Ama bakıyoruz, çalışacağız üzerinde demiş. Şimdi bu çok önemli bir ziyaret olacak. Bir kere ilk kez olacak. Hani daha birkaç yıl öncesinde, çünkü biz onları tanımıyoruz, havası vardı neredeyse. Aşiret güzel falan deniyor. Evet. Şimdi gidecek. Bunun siz tam seçim öncesinde Kuzey Irak, Güneydoğu'ya, Kürtlere, Türkiye'nin Kürtlerine bir çiçek vermek, bir mesaj gibi mi algılarsınız?
Ben bunu sadece iç politika açısından algılamam. Irak meselesi, hele Suriye falan da hareketleneceğine göre Türkiye'nin hem Irak'ın bütünüyle hem Kuzey Irak'la ilişkileri çoktandır fark edildi artık ne kadar önemli olduğu. Ve yeni değil, bu hükümet aşağı yukarı 4 yıldır, 5 yıldır Kuzey Irak'la çatışma yerine Kuzey Irak'la uzlaşma politikası takip ediyor. Hatta daha ötesi ticaret yapma, iş yapma. Ticaret, iş yapma, Barzani'nin davet edilmesi, Talabani'nin davet edilmesi. Ben başbakanın bu seyahatini seçim öncesi bir mesaj vereyim. Oportunizmin ötesinde 4-5 yıldır uyguladıkları, bana göre doğru olan Kuzey Irak'la çatışmaktansa uzlaşmak Türkiye'nin daha da lehinedir şeklindeki temel bir politikanın devamı olarak görüyorum. Peki, Güneydoğu'ya gelelim. Orada da hani çatışmadan uzak bir açılım politikası çerçevesinde farklı ilişkilerle yola çıkıldı. Bugün gene tuhaf bir noktaya gelindi. Önce bir görüntü paylaşacağız, sonra bir yazı paylaşacağız. Ondan sonra o konudaki görüşlerinizi rica edeceğim. Bu arada bir son dakika haberi geldi. NATO savaş gemileri Libya açıklarına varmış ve devriye yani bir bu devriye gezme Türkiye'nin de katılabilirim dediği kalemlerden birisi. Evet. Yani ama çok net anlıyoruz ki artık Türkiye Libya meselesinin içinde. Elbette, şöyle elbette, böyle ama evet, içinde, içinde bunu evet. Anlıyoruz. Şimdi efendim gündemin bir sıcak diğer maddesi BDP milletvekili Sabahat Tuncel'in Nevruz kutlamaları sırasında bir komisere attığı tokat. Bugün önce Akşam Gazetesi'ni görelim. Akşam Gazetesi komiserin Diyarbakırlı Emniyet Amiri Murat Çetiner, Diyarbakırlıymış, ailesine ulaşmış. Zana Yavuz konuşmuş. Anne Besna Çetiner Kürtçe konuşuyormuş. Oğlum bunu hak etmedi. Dahası ya oğlum da tokat atsaydı neler olurdu düşünebiliyor musunuz demiş. Şimdi böyle de çarpıcı bir durum vallahi var. Çok haklı. Yani bu anne, bu ana ne kadar akıllı, ne kadar bilge koyuyor. Öbür tarafta da milletvekilinin ne kadar ölçüsüz, ne kadar saygısız, ne kadar agresif, saldırgan olduğunu ortaya çıkıyor. Ya bir de polis karşı tokat atsaydı? Burada tokat yiyen adam susmasını biliyor. Öbür tarafta milletvekili kendisini kontrol etmeyi bilmiyor. Çünkü o milletvekilinin militanlığı, o milletvekilinin kini kendisini kontrol etmesine engel oluyor. Şimdi bu gerçekten çok ciddi bir tartışmaya neden oldu. Elbette hani böyle bir şiddet içeren hareketi kimsenin savunacak hali yok. Fakat herkes farklı yerlerden belki farklı bakarak bir şeyler söyledi. O farklı bakışları Eyüp Can okuyucu yorumlarından da yararlanarak özetlemiş ve dahası bir şey söylemiş. İzleyelim, devam edeceğiz. Yapılan okur yorumlarına bakıyorum. Kimse anlamaya çalışmaktan yana değil. Herkes kendi zafiyesinden ateş püskürüyor. Besse kargayı oysun gözünü diyerek açılım politikasından dolayı faturayı AK Parti'ye kesen de var. Kürt halkına yapılan zulümleri neden görmüyorsunuz diyerek uygulanan çifte standarda dikkat çeken de. Bunlar en makulü. Küfrün, ırkçı ve cinsiyetçi yorumların bini bir para. Peki ya siyasetçiler? Siyasetçilerin yaptığı her açıklama bu sorunun neden çözülemeyeceğini teyit eder nitelikte. Sabah Tuncel bir yanlışı imza attığının farkında. Ama aralarında bulunduğu göstericilere sıkılan tazyikli su ve gaz bombasının etkisiyle bir milletvekili olarak yaptığı yanlışı kabullenmek istemiyor. Kürt halkına yapılan baskı ve zulümleri sıralıyor. Milletin vekili polise tokat atar mı? Atmaz, atmamalı. Peki milletin polisi millete gaz sıkar mı? Sıkmaz, sıkmamalı. Hangi aşamada olduğumuzu anlamak için izleyin o görüntüleri. O kadar kendinden geçmiş ki Tuncel, anlık değil birikmiş bir öfkeyi boşaltıyor. Tıpkı polisin sıktığı tazyikli su gibi. Bitti zannettiğiniz yerde daha da güçleniyor.
her öfke patlaması ülkeyi daha derinden bölüyor. Bu gözle izleyin o görüntüleri. Saniyelik tokat görüntüsüne değil, 2 dakika 22 saniye süren tokat gibi görüntüye odaklanın. Çünkü asıl tokat o. Hepimize, Türk, Kürt, sivil, asker, vekil, polis fark etmiyor. Uyanma vakti. Eyüp Can, Radikal. Radyodan dinleyenler için bir not. Milliyet yazarı Taha Akyol'da birlikteyiz. Geldik. Hani aslında ne kadar bağlantılı iç içe konular. Bu meseleye ne düşünüyorsunuz? Şimdi ben şu mantığı çok yalın buluyorum. Yanlış değil ama yalın buluyorum. Milletin vekili polise tokat atar mı? Ya da milletin polisi milletin üzerine su sıkar mı? Devletin polisi. Milletin üzerine su sıkar mı? Bu aşırı bir soyutlamadır, aşırı bir genellemedir. Burada görülmesi gereken şu. Polisin kusuru ne olursa olsun, bir milletvekili iyi örnek mi olmalıdır? Hele o bayan milletvekilinin daha böyle yapıcı davranması gerekirken, işte tokat yiyen polisin annesinin söylediği sözler, ya bir de benim oğlum tokat atsaydı, sinirlerine hakim olarak çözüm üretmeye mi çalışmalıdır? Burada bir politik olgunluk problemi var. Burada bir politik nezaket problemi var. Ve Sabahat Tüncel'in yaptığı çirkin hareket bu bakımdan yanlıştır. Milletvekili olsaydı da olmasaydı da. Diyelim ki milletvekili değil de belediye başkanı. Hiçbirisi değil. Diyelim ki Leyla Zana milletvekili de değil, belediye başkanı da değil. Onun gelip polis tokatlaması. Ya da aksine düşünelim. Anadolu'nun herhangi bir ilinde DTP'lileri milletvekili yaparken, miting yaparken diyelim ki belediye başkanı veya başka bir partiden bir milletvekili geliyor, tokatlıyor. Bunlar aynı şekilde tepki göstermesi gereken kötü örneklerdir. Daha da kötüsü, öfkeme kapıldım, yanlış yaptım deyip bir tür özür dileyerek heyecanı yatıştırmak yerine işte Kürt halkına yapılan zulüm bilmem ne falan diyerek tahrike, provokasyona devam etmektir. Duygular bu şekilde ağır bastığı zaman iki tarafta çözüm üretemez. İki tarafta öfkenin kontrol altına girer. Bilhassa dünyanın her yerinde bütün milliyetçilikler öncelikle öfkeden beslenir. Nazi, işte en kaba, en saldırgan, en canavar. Bir Nazi retoriğini okuduğunuz zaman, kavgamı okuduğunuz zaman, ah zavallı Almanlar, Yahudiler bunları ne kadar ezmiş, mahvetmiş, ya biraz da haklılar diyesiniz gelir. Dolayısıyla işte böyle zulümdü bilmem neydi, ben de tokat attım. Bu genellemeyi ben yanlış buluyorum. Peki. Tansiyonun düşürülmesi lazım. Mesela ben bebek katili Apo sözünü hayatımda hiç kullanmadım. Kullanılmasına doğru bulmuyorum. Çünkü bu söz benim yüreğimi ferahlatabilir, öfkemi boşaltmış olabilirim. Ama ben bu sözü kullandığım zaman karşı taraftaki insanların da nasırına basmış, onları daha Kürt milliyetçisi yapmış olurum. Tansiyonun düşürülmesi gerekiyor. Diyalog diyorlar, barış diyorlar, müzakere diyorlar. Buna kendilerinin örnek olması lazım. Evet, insan halidir. Bazen çocuğumuza bile tokat atarız. Hatta maalesef çok tokat atılır Türkiye'de çocuklara. Ama sonunda tansiyonu düşürecek tavır almak gerekirken provokasyona devam etmiş olmasını ben çok çirkin buluyorum bu hanımefendi milletvekilini. Siz şimdi tabii çirkin bulabilirsiniz, yanlış bulabilirsiniz. Hatta Bahçeli gibi bir basamak daha çıkıp o eller işte çok yanlış demiş söyledi. Ayşen Hanım izin verirseniz şunu söyleyeyim. Rica ederim tabii. Şimdi Türkiye'de Kürt kimliğini savunan politikacılar kabul ediyorlar ki Türk kamuoyunun ikna edilmesi lazım. O zaman tahrik etme kardeşim, Türk kamuoyunu kızdırma. Aynı şekilde Türk kamuoyu politikacılar şunu kabul ediyorlar. Bu iş artık böyle çatışmayla, kavgayla, gürültüyle falan olmuyor. Bir çözüm yolu bulunsun. Onun için devlet AFO'yla görüşüyor diye günlerden beri, aylardan beri haber çıktığı halde hiç kimse görüşmesin demiyor. Neden? AFO'yla görüşmenin kanı durdurabileceği umudu vardı onda. Bana göre AFO bunu dikkate alarak kanı durdurma konusunda daha ileri adımlar atmadı. O vakit Türk kamuoyunun kendi hakkındaki görüşü, kanaati değiştirme şansı ortaya çıkabilir. Böyle bir ortamda yanlış olan bunun aksine olan davranışlardır. Benim eleştirdiğim bu. Dolayısıyla yani siz şöyle diyebilirsiniz, öteki böyle diyebilir meselesi falan değil. Burada çözüm üretmek için duyguların yatışması, aklın ön plana geçmesi lazım. Kim ki duyguları kabartıyor, mesela Bahçeli'nin uzanan eller kırılsın sözünü de ben
Kürtleri kışkırtacak bir söz olarak gördüğüm için yanlış biliyorum. Yani Sabah Tüncel'in yaptığı çok atılmalı, çirkin, evet. Daha ağır kelime kullanmak istemiyorum. İçimden geliyor daha ağır kelime kullanmak. Mi? Ama kendimi tutuyorum. Bu çirkin harekette maalesef Türkiye'de kamuoyu bölünmesine ve çözümsüzlüğe katkıda bulunan yanlış bir harekettir. Şimdi bir şey sormama yalnız izin verin. Bahçeli evet ama zaten politikasını biz biliyoruz MHP'nin ve Bahçeli'nin. Sert. BDP'li evet. Vekiller sorumsuz davranıyorlar. Peki. İşte yanlış yapıyorlar peki. Fakat hiçbiri Türkiye'nin idaresinde değiller. Türkiye'nin komuta koltuğunda oturmuyorlar. Peki hükümetin ne yapması lazım? Mesela dün bir yayında zannediyorum Selahattin Demirtaş söyledi. Dedi ki bizim dedi bir milletvekilimiz Sevahir Bayındır. Sıkılan tazikli su nedeniyle düştü kalçasını kırdı dedi. Mesela o polisler hakkında bu emri veren işte emniyet amiri hakkında soruşturma açıldı mı ne yapıldı dedi. Yani iktidarın da burada kızarken şurada çok haklısın. Hatta şey Sevahir Bayındır'ı geçmiş olsun ziyaretinde bulunmalıydı iktidar evet, partisinden birileri. Mesela, bir şey, ben olsam mesela ben iktidar partisinin bilmem ne yetkilisi olsam başbakan düzeyinde beklemem bunu yapılmaz. Tabii. Başbakan olsam yapmam ama grup başkan çiçek alıp grup başkan mesela, vekili genel başkan bunu. Yardımcısı bilmem ne falan gidip bunu yapmalıydı. Bu tür jestleri yapmak mı? Şunu bilelim. Bir Türk konuştuğu zaman ben Türklere değil Kürtlere hitap ediyorumu aklından çıkarmamalı. Çünkü seni Kürtler de dinliyor. Öbür tarafta bir Kürt konuştuğu zaman şunu aklından çıkarmamalı. Sen sadece kendi camiana hitap etmiyorsun. Uzlaşmak, ikna etmek mecburiyetinde olduğun Türklere hitap ediyorsun. Bahçeli dediniz. Türkeş'in bir sözünü hatırlatmak isterim. Türkleri sevmeyen bir Kürt hakiki Kürt olamaz. Kürtleri sevmeyen bir Türk hakiki Türk olamaz. Bu Türkeş'in sözü. Türkeş de bunu Ziya Gökalp'in 1922'de Diyarbakır'da çıkardığı küçük mecmuadan almıştır. Ziya Gökalp 1922'de çıkardığı küçük mecmuada Kürt-Türk meselesi konusunda uzun yazılar yazdı. Ama gerçek hayatta hiç öyle olmadığını biliyoruz. Hayır. Yani. Gerçek hayatta hayır, hiç öyle değil de denilemez. Hayır, Türkeş'i öyle, söylemiyorum hayır, ama Türkeş'i yani. Demiyorum, hayır, Türkeş'i demiyorum. Reel hayatta Türklerle Kürtler sürekli kavga halinde mi? Hayır. Bu kadar araya bakış 40 bin olarak, kişinin kanı girmiş. Bakış olarak. 40 bin kişinin kanı girmiş. Çok şükür hala birbirimizden kız almaya, vermeye, evlenmeye, beraber oturmaya, komşuluk ilişkilerine çok şükür devam ediyoruz. Hayat sadece kara değil, sadece akta değil. Biz akları çoğaltmaya, yani beyazları, iyilikleri çoğaltmaya çalışalım. O da davranışlarımızın iyi olmasıyla örnekleşir. Tabii yani hani hep söylüyoruz işte gerilim olmasın, bölünüyor, kutuplaşıyor. O yanlış yapıyor, bu ters yapıyor. O da şu yanlış yapıyor ama bana sorarsanız ya da bana sormayın. Ben de kendi fikrimi söylemeyeyim ama bazı görüşlere göre hani iktidar cephesinde de politik argümanlarla yangına körükle gidildiğini söyleyenler var diyeyim. Şimdi devlet televizyonu TRT dün mesela hani gerginliklerin tırmandırılması adına falan söylüyorum. Dün bir haberinde şöyle bir şey söyledi. Ergenekon operasyonunda gözaltına alınan bir kişi adını vermeyeyim. PKK bağlantısı, işte PKK bağlantısı diye haber yaptı TRT. Şimdi neymiş PKK? Bizzat onların haberinden aldım. 1998 yılında yani 13 yıl önce bu kişi herhalde gencecik 17-18 yaşında falanmış. Öcalan'ın İtalya'da yakalanışını protesto etmek için İstanbul'da bir düzenlenen gösteriye katılmış, gözaltına alınmış. Gözaltına alınmış ne olmuş? Serbest bırakılmış. Ne dava var ne hüküm var. 2000'de de izinsiz gösteri yapmak ve pankart açmak suçlamasıyla bu kez gözaltına alınmış. Gene serbest bırakılmış vesaire. Şimdi devletin yayın organı TRT bir kişiyi adını ben vermiyorum ama onlar adını sanını veriyorlar. İşte PKK bağlantısı diye hedef gösteriyor. Ergenekon'la PKK arasında irtibat kuruyor vesaire. Yani bunu TRT Genel Müdürü mü yaptırdı diyorsunuz? Şimdi bir
diyemeyiz. TRT Genel Müdür yaptırmadı da. Bu kadar TRT'nin kim kanalda. Kim ne yapıyor sizce? Orada bir müferit bir olay mı? Hani hemen hemen bütün televizyonlarda bazen televizyonların kendilerinin özür dilemesini yahut tekzip yayınlamasını gerektiren yahut aman bu yanlış oldu hemen indirelim başka bir haberi geçelim denen olaylar oluyor. Ben bunu bir arıza olarak görüyorum. Ve bu maalesef ben de sizi çok iyimser görüyorum. Yapmayın. Yani bunu devletin televizyonu deyince devletin bir... Siz TRT izliyor musunuz tabii? İzledik. Bütün televizyonlar gibi. Bazen izleyebiliyorum, bazen izlemiyorum. Siz TRT'yi sabahtan akşama kadar bütün kanallarını izliyor musunuz? Yani keşke izleyebilsem bu TRT, TRT Şeş'i de yayınlayan TRT yani. Ama TRT Şeş... yani gene iktidar, yani hükümet yanlısı bir belli bir siyasi görüşü Kürtçe olarak yayınlayan bir kanal. Başka ben Kürtçe bir bilmediğim için TRT Şeş'in o tür bir siyasi yayın yapıp yapmadığını bilmiyorum. Ama ben o konuda ben burada önemsediğim devletin TRT'si böyle yayın yaptı deyince ben de diyorum ki devlet 24 saat Kürtçe yayın yapıyor anlamında ben bunu söylüyorum. Şimdi bu PKK Ergenekon bağlantısı konusunun bir zırva olduğunu, bir komplo teorisi olduğunu ben Bilim ve Yanılgı kitabımda anlattım. Hı hı. Sadece bu yine en masumu işte Ergenekon Abdullah Hücalan emir verdi. Abdullah Hücalan Ergenekon emrinde falan diye gazete manşetleri çıktı Türkiye'de. Ve ben bunların zırva olduğunu, komplo olduğunu, Ergenekon'la PKK arasında bağlantı kurulamayacağını, ben bilimsel olduğunu iddia ettiğim, bilimsel olmaya çalıştığını iddia ettiğim kitabımda da yazdım. Bunlar zırva görüşler. Evet ama ben hani TRT'yi az çok biliyorum. Ben çalışmadığım için yani iş mekanizması. Ben hem çalıştım hem de bu yeni TRT konusunda da hani gerçekten izlemeye şu çalışıyorum. Yanlış yani zor. Bu tür haberlere zor. Daha denetlenmeli evet. Onu kabul ediyorum evet. Ama yani, bunu yani devlet yaptırıyor, olması... devlet yaptırıyor şeklindeki hayır, bir yorumu ama doğru bulmak. Münferit olduğunu da ben düşünmüyorum doğrusunu isterseniz. Hani devlet yaptırıyor. Aslında devlet neler yaptırıyor? Şimdi ona bir örnek vermek istiyorum. Devlet derken bunun askeri var, sivili var, şusu var, busu var. Tabii devlet derken bir devlet var, bir hükümet var. Tabii. Her şey var. Hani tencere ve dibinin karalığı ilişkisi. Radikal gazetesi bugün yani hakikaten çok çarpıcı bir haberle, özel haberle çıkmış okuyucusun karşısına. Abdullah Kılıç'ın özel haberi. Efendim Orgeneral Büyükanıt Genelkurmay eski başkanı. Genelkurmay ikinci başkanı olduğu 2001 yılında akreditasyon için başvuran gazeteci Utku Çakırözer'i dinletmiş. Utku Çakırözer o sırada Milliyet Gazetesi muhabiri, bugün Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi. Şimdi belgeyi de içerideki sayfalarında vermişler. Haberde Radikal Gazetesi'nde arkadaşlarımız. Çakırözer'in kontrol altına alınması sonucu. Bakar mısınız cümleye? Kontrol altına alınması sonucu elde edilen bilgilere yer verilmiş. Uygundur deniyor. Altındaki paraf Yaşar Büyükanıt. Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı'nın talebi üzerine işte Utku Çakırözer'in kontrol alınması sonucunda elde edilen bilgiler aşağıdadır. Neymiş o bilgiler? İşte Çakırözer Yarbay bilmem kimden Eskişehir'deki NATO üssünün kapatılmasıyla ilgili bilgi istediği yazılmış. Kim efendim Utku Çakırözer? İşte mesela Fransa'dan gelmiş Monsieur bilmem kim deyip Türk gazetecisi öğrenecek ve yazı yapacak. Ayrıca Fransa'dan gelen bilmem kimse bunu takip etmek emniyet istihbaratın görevi ayrıca, olabilir. Genelkurmay'ın ne işi var yani? Ayrıca yani inanılır gibi değil. Şimdi bakıyorsunuz bu bizim devlette ne tür reflekslerin olduğunu gösteriyor. Ne kadar köklü reflekslerin olduğunu söyleniyor. Bu 20 yıl, 30 yıl, 50 yıl önceki bir olay değil. Büyükanıt 4 sene önceki bir olay. Değil mi? 4 yıl önce. 2001. 10 sene önceki yapılmış, bir olay. 10 sene önceki bir olay. Şimdi bir şekilde çıkıyor ortaya. Çıkıyor. Kim bilir daha çıkmadık neler vardır. Ama işte bu Türkiye'de aynı şeyi bugün devlet reflekslerini de yapıyor. Emniyet yapıyor. Evet. Görüyoruz. Niye oluyor bunlar? Bu işte dinlemeler, evet. Ergenekon davasında fiili eylemi, fiil anlamında eylemi olmayan gazetecilerin tutuklanması. Bunlar benim köşemde eleştirdiğim konular. Bunlar bizde hükümetleriyle, devletlerin, devlet dediğimiz devlet içindeki müesseseleriyle, yargı kurumuyla, yargının 28 Şubat'taki rolünü de unutmayalım.
hukuk devletine yakışmayan bir takım reflekslerin, alışkanlıkların teşekkül ettiğini gösteriyor. Kanuna yazıyorsunuz ama bu kanunun gerçekleşmesi için kültürün değişmesi, yapının değişmesi, demokrasi bilincinin yükselmesi gerekir. Son olarak bir not daha. Mustafa Balbay bugün çok artık açıkça deklare etmiş ki aday yaklaşan seçimlerde CHP'den aday olacak. Bir tür hani okuyucusuna da yıllardır içimde iki cumhuriyetle nefes alıp veriyorum. Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhuriyet Gazetesi. Şimdi üç cumhuriyet olsun istiyorum. CHP de olsun istiyorum. Kabul eder misiniz diye bir izin ister gibi yazmış okuyucusuna. Hani ona da bol şans dileyelim bu yolculukta. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim, Medya Mahallesi'nde notlar gene bir hayli sıcaktı. Yarın yine birlikte olmak üzere. Hoşça kalın.